Belki bunu ben böyle yapmazdım deyip başka türlü yaptığınız şeylerde, deneyimlerde kazanıyorsunuz. Hiç sonu yok bunun aslında. Mutlak bir şey yok çünkü. Ama onlarla yaşıyorsunuz zaten. Hayatımız da öyle. Biraz film yapmak, yaratmak böyle bir süreç. Yaşamımızı yaratıyoruz. Bir anlamda kendimize bir senaryo yazıyoruz. Milyonlarca keşkelerimiz var herhalde yapmasaydık dediğimiz. Sinema da böyle bir şey, onu yaratırken unutmayı istediğimiz ya da onlarla yaşamayı sürdürmek istediğimiz. Ama o da bunun parçası, onu da sevmek bunun bir parçası herhalde. Bir sonra bunu yapmamak ya da başka türlü yapmak arzusu ya da illaki böyle yapmak arzusu. Biraz uçuk kaçıklar belki bu işi yapıyor ama. Çok zor bir iş. İş olarak bakarsanız. Çok riskli bir iş her şeyden önce. Geri dönüşüm ihtimalini hiçbir zaman bilemezsiniz. Ha, çok ticari mekanizmalarla bakar da yaparsanız bu işi, bunların formülleri var. Kıstasları var. Gidip o formüllere göre bir şey çıkarırsanız evet geri döndürebilirsiniz. Orada da yanlış at oynarsınız. Orada bile belki geri dönmeyebilir. Öyle bir hesabı tutturamayıp bilmem ne kadar sayı kopyayla ortaya çıkıp batan prodüksiyonlar da var. Belki mesela yani Amerika'da bile çok büyük oynayıp geri dönüşümü olmayan projeler Hollywood tarihinde bile var. Ama bütün bunları göz ardı edip sadece yapmak istediğinize kanalize olup yapıp bir şekilde oradaki içtenliğinizi, oradaki sezgilerinizi, hislerinizi, bilginizi koruyup da seyircinize ulaştığınız zaman bir şeysi var. Devran dönüyor. Yani ne ölüyorsunuz, ne kalıyorsunuz, ne çok iyi yaşıyorsunuz ama devran dönüyor ve belki böyle bu mücadele çok. Bu işin heyecanı da biraz burada belki. Bu riskleri almakta, bunları yaşamakta, ne olursa olsun bir şekilde sizi çok hissedecek seyircinize ulaşmakta. Bunun için yapıyoruz büyük bir ihtimalle ben de, diğer arkadaşlarım da bu duygu için yapıyoruz. Bir filmi, bir kareyi oluşturduğunuzda onun içinde yaratmak istediğiniz her katman, oyuncusuyla, kompozisyonuyla, ışığıyla, arkadaki derinliğiyle, içindeki ritmiyle, sesiyle, müziğiyle bir sizde bütün her elemanının yarattığı derinlik, algı gücünüzde sürekli bir devinim yaratıyorsa, onda bir kalıcılık, bir eser olma özelliği vardır, bir derinlik vardır. Şu an için böyle bir sinema yapıyorum ve bunu çok severek yapıyorum. Yani oyunculuk anlayışı, zamanın kullanımı, kurgu anlayışı, mekanların, kompozisyonların, rengin, ışığın kullanımı açısından ulaştığım bir şey var hakikaten, bir dil var ve bunu çok severek yapıyorum. Sanırım böyle bir kalıcılığı olacak bunun. Sonuçta ne olursa olsun tabii ki anlattığınız şey çok önemli. Ne anlatıldığı, nasıl anlatıldığı ve kimlerle oluşturulduğu çok önemli. Oyuncunun inandırıcılığı, oyuncunun kendisi çok önemli. Mekanın kendisi, bütün bunlar çok önemli. Böyle bir sinemayı oluşturmaya çalışıyorum uzun bir zamandır. Ne olursa olsun biz bile öldükten sonra hepimiz öldükten sonra var olan tek şey sanat yapıtı. Unutulmayan tek şey sanat yapıtı. Yüzyıllar bile geçtiğinde üstünden. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yok herhalde. Ben de dağıldım.